Önceki durum nasıldı? Önceden şal var. Tamam. Arkasından cübbe, bir de kovuk vardı değil mi? Kovuk. Ha, kovuktaki sarık kaç kilometre ise sen de o kadar neydin? Rütbeli bir adam idin. Anladın mı? Şimdi kaldıraç Mahmut bunu da kaldırdı. Sarığı da kaldırdı. Yerine neyi getirdi? Yerine fesi getirdi. Hadi buyur. Şimdi sarık takmak sünnettir. Durduk yere buradaki melek sevap 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 üstü ne yapıyor? Yazıyor. Anladın? Halkın tepkisi ne oldu? Ben bunu ölürüm de takmam deyince ikinci Mahmut elini vicdanına mı koyar, kılıcına mı koyar? Osman direkt kılıcına koyar abim, tamam. Kılıçlar çekildi. Ertesi gün 3000 tane kelle vurulunca 3 tane fesi takan çıktı. Fes başıma, fes başıma püsküllü ben olayım. Pes başıma, pes başıma püsküllü ben olayım. Hatta türkü bile bestelendi. Püsküllü bela mısın derde salan? Soru: Osmanlı'da püsküllü bela nedir? Neymiş la? Furkan, püsküllü bela. Fes hocam. Osmanlı'da püsküllü bela. Yazdın mı? Yazdın. Peki inandın mı? İnanmadın mı? Yok. Kandın mı? Kanmadın mı? Öde, ben beklerim. Durdur. Yandaki Sadık, durdurma lan deli. Sen değil Furkan. Sen yayın izleyen kardeşim. Sen durdur. Tamam mı? Tamam, durdur yayını. Tamam, sıkıntı yok, ben beklerim. Yeni şuradan bir artıya bas bakalım, bir yeni bir pencere aç. Yaz bakayım oraya. Osmanlı'da püsküllü bela neymiş? Fes çıkarsa eğer. Tamam. Fes çıkarsa eğer hemen ne yapıyorsun? Hemen öğretmenim, senden şüphe ettiğim için kendimden utanıyorum diyorsun. Poz bu. Bunu at Instagram'a paylaş. Abisinin gülü. Osmanlı'da bir şey tahtaya yazıyorsam doğrudur, haberiniz olsun.